O konuşmada hedefinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başkan Erdoğan özellikle Kılıçdaroğlu'nun ömrü boyunca devletten aldığı maaş haricinde herhangi bir iş tecrübesi olmadığını hatırlattı. Esip gürlemesinin teneke tıngırdısının ötesinde bir anlam ifade etmediğini vurguladı. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş, üretim, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Ekonomiyi hedef alan CHP'ye çok ama çok sert çıktı. Bunların önlerine konan kağıtlardaki rakamların ne anlama geldiğine ilişkin en küçük bir fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Top Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Hedefinde altı okun lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Proje kişiliklerle, proje kadrolarla, proje siyasetlerle, bilhassa da yalanları ve iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Tepkisini Kıbrıs tartışması üzerinden sürdürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor ve bu davete icabet etmiyor. Ben oraya gittim. Niye bizi de yanında götürmedi havasına girerek yine beni eleştirmeye kalkıyor. Ya bununla sana ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşma. Senin bir defa Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı? Bu bir. İki, kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunmak böyle bir anlayışın var mı? Yok. Aynı şeyleri bunlar Azerbaycan'da yapmadı mı? Aynı şeyleri bunlar Suriye'de yapmadı mı? Aynı şeyleri bunlar Libya'da yapmadı mı? Yaptı. Erdoğan, CHP liderini Kıbrıs meselesini anlayamamakla suçladı. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen, orada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki heyetle verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek de mümkün değildir. Bir samimiyet görsek onlarla da oturur konuşuruz dedi. CHP ile yan yana gelememelerinin nedenini açıkladı. Hiçbir fikri, hiçbir projesi, hiçbir hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.